Sevgili seyirciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Dün itibarıyla Cem TV yeni yayın dönemine başladı. Dün çok özel bir yayın gerçekleştirdik. Bu yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama öncelikle Cem Medya Grup Başkanı Cemal Coşkun'a ve Cem Medya Grup Eş Başkanı Aynur Haşhaş'a çok teşekkür ediyorum. Büyük emekleri var. Cem TV dün de ben de televizyona da konuktum. Cem TV'nin özel yayınına konuktum ve çevre dosyası programını anlattım. O bu yayını izleyemeyen seyircilerimiz için hemen tekrarlayalım. Çevre dosyasında neler olacak? Çevre dosyasında Türkiye'de ve dünyada meydana gelen çevre sorunlarını gündeme taşıyacağız. Sadece çevre sorunlarını gündeme taşımakla kalmayacağız. Çözümlerini de hep beraber arayacağız ve sizlerle birlikte çözümler üreteceğiz. Bu programı tek başımıza yapmıyoruz, çevrecilerle birlikte yapıyoruz, sizlerle birlikte yapıyoruz. Tabii bugün 19 Eylül, 19 Eylül'ün ayrı bir önemi var. Çünkü bugün Gaziler Günü. 19 Eylül 1921 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi verildi ve gazilik unvanı verildi. Bugün dolayısıyla tüm gazilerimizi rahmetle anıyoruz, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Birazdan çevre dosyası programımız başlayacak. İlk konumuz betonlaşan İstanbul. Biliyorsunuz günden güne İstanbul betonlaşıyor. Büyük gökdelenler yapılıyor. Doğa tahrip ediliyor. Birçok imara açılan yerler var. Büyük ve bunlar usulsüzce yapılıyorlar. Bugün çevre dosyasında betonlaşan İstanbul'u konuşacağız. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp olacak. İlk önce VTR'mize gidelim. Daha sonra hocamı konuk olarak alalım. İstanbul hızla betonlaşıyor. Betonlaşma, altyapı eksikliği, yeşil alanların bir bir yok edilmesi sonucu artık her yağmur sonrası İstanbul'da sel görüntüleri alışık olduğumuz manzara haline geldi. Su basan metrolar, metrobüsler hatta sel nedeniyle ulaşıma kapatılan milyar dolarlık yatırımlar, Avrasya Tüneli ve Marmaray. Biz insanların neden olduğu iklim değişikliği de olayın içine dahil olunca iş karmaşık hale dönüşüyor. İstanbul hormonlu bir şekilde büyüyor. Doğa korunmadan ve plansız bir şekilde yapılan yatırımlar, inşaatlar İstanbul'un yükünü daha da arttırıyor. Gecekondulaşmadan sonra İstanbul için artık en büyük tehlike gündüz kondulaşma. İlk duyduğumuzda gündüz kondulaşma terimi garip gelebilir. Gerekli yasal prosedürü tamamlamış gibi görünse de doğa, çevre, insan sağlığı hesaba katılmadan plansız yapılan her inşaat ve gökdelen bir gündüz kondu. İstanbul'da sel denilince akla gelen ilk yerlerden birisi Üsküdar. Her sağanak yağış sonrası Üsküdar'da karayla deniz birleşiyor. Durum öyle bir hal aldı ki son yıllarda Üsküdar denildiğinde akıllara ilk gelen artık Kız Kulesi yerine sel altında kalan sahil görüntüleri oluyor. Evet, bugünkü konumuz betonlaşan İstanbul. VTR'de de izlediniz. İstanbul'un hali, işler acısı. Bugünkü konuğum az önce de söylediğim gibi kent bilimci, yüksek mühendis, mimar, Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam aynı zamanda bu programımızın danışmanı. Hocam teşekkür ederiz. Bizimle rica birlikte ediyorum. Programı hazırladığınız için. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Hocam VTR'de de izledik. İstanbul hızla betonlaşıyor. Evet. İstanbul hızla betonlaşıyor. Betonlaşan İstanbul'la ilgili ilk önce neler söylemek istersiniz? Evet, ben tabii İstanbul doğumluyum. Kadıköy'de doğdum, büyüdüm ve yurt dışı hizmetlerim hariç hep buradaydım. İstanbul'un bu kötü yönde maalesef geçirdiği evrimleri birebir yaşadım. Beton esasında ilk keşfedildiğinde mimarlar çok mutlu olmuştu. Çünkü işte o zamana kadar ahşap var vesaire. Beton o kadar güzel bir malzemeydi ki işte kalıba döküyorsunuz. Hangi şekle dökerseniz dökün işte o şekilde sertleşiyor ve taşıyıcı hale geliyor. Ama betonun tabii bir zafiyeti depreme karşı kırılgan oluşuydu bir kere. Oradan beton bugün aleyhimize çalışıyor. Örneğin ahşap ve çelik deprem yükleri karşısında esneyebiliyor. Beton rigid bir malzeme olduğu için esneyemiyor. Bu bir yönü ama tabii bizim bugün konuştuğumuz yönü farklı.
İstanbul daha önce bir işte 50'lerde gecekondu göçü aldı. Doğudan göç geldi. Bunun işte çeşitli sebepleri vardı tabii. İşte iş ve aş peşinde İstanbul'a gelenler deniyordu. Ama bunu Marshall yardımına bağlayanlar var. İşte Amerika'dan gelen bir takım iş makineleri, tarım makineleri. Örneğin tarlada 4 kişi çalışırken 3'ü işsiz kaldı. Çünkü makina yapıyordu o işi. Bunlar hepsi İstanbul'a özellikle gelmeye başladı. İş makinalarına ilaveten yol makinalarıyla da yollar açıldı. Geliş kolaylaştı. Ve birdenbire İstanbul, ki işte benim çocukluk dönemlerime rastlıyor, o güzel İstanbul dört bir taraftan bu gecekondu tabir ettiğimiz yapılaşmalarla karşılaştı. Tabii hazır değildi, illegal bir oluşumdu. Genelde hazine arazisine veya başkalarının hatta arsalarına binalar yapılıyordu. Yıkım bir faciaya dönüşüyordu. İşte arbede çıkıyordu. Bunu yaşadık. Bir darbe yedi İstanbul. Arkadan TEM otoyoluyla başladı. Bir büyüme daha yaşandı. Hocam hemen sözünüzü kesiyorum. Tabii betonlaşan İstanbul denince alt başlıklara ayırdık biz. Özellikle pilot bölgelere gittik. 3 pilot bölge seçtik. Birincisi betonlaştırma ağırlıklı meydan düzenlemesi yapılan Üsküdar'ı seçtik. Sonrasında imara açılan Bahçeşehir Gölet'e gittik ve daha sonrasında yangın geçirdikten sonra ağaçlandırılmayıp maalesef imara açılan Aydos ormanlarına gittik. İlk önce isterseniz bir Üsküdar meydan düzenlemesi hakkında bir VTR hazırladık. O VTR'ye gidelim. Daha sonrasında konuşmamıza devam edelim. Sizden yorumlarınızı rica edeceğim. Yani Üsküdar'a giderken evet, yapalım. Aldı da bir yağmur. Evet, Üsküdar meydan düzenlemesi VTR'sini izliyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin Üsküdar meydan düzenlemesi çalışması devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'nin vaadi meydanı 3 kat büyütmek. Ancak görünen o ki bu düzenleme İstanbul'un çoğu yerinde olduğu gibi betonlaştırma ağırlıklı olacak. Hatta öyle ki belediye 13 bin metrekarelik denize doğru kazıklı sistemle denize doldurmayı hedefliyor. Deniz doldurma çalışmaları esnasında tarihi cami Şemsipaşa Camii'nde ne yazık ki çatlamalar meydana geldi. Halkın tepkisi üzerine çalışmalar bir süreliğine durduruldu. Uzmanlar ve halk sahilin doldurulmasının tarihi dokuya zarar vereceği konusunda ortak bir fikre sahip. Belediye meydan düzenlemesinde her ne kadar yeşil alanların olacağını söylese de meydanın son halinin gösterildiği resimlere baktığımızda hayal kırıklığına uğruyoruz. Yeni projeler üretmek güzel. Ancak bu projeler yeşilin ve tarihin korunacağı şekilde yapılırsa anlamlı olacaktır. Keşke Üsküdar Belediyesi projede vaat ettiği gibi parkların, yeşil alanların halkın nefes alabileceği, denize doldurmadan, tarihi koruyarak meydan düzenlemesi yapsa. İşte o zaman Üsküdar'ı her seferinde sel almaz ve insanlar, doğa, tüm canlılar nefes alabilir. Tabii bu temenni İstanbul'un ve tüm şehirlerin tamamı için geçerli. Üsküdar'daki meydan düzenlemesinde yapılan hata hemen hemen İstanbul'un tamamında yapılmaktadır. Çoğu belediye yeşil alanları betonla kaplamayı, denizi doldurmayı hizmetten saymaktadır. Halbuki dünyaya baktığımızda betonlaştırmanın iklim değişikliğini hızlandırdığı gerçeğinden hareket edilerek hükümetler, belediyeler yeşil alanları arttırma yoluna gitmektedir. Üsküdar'da yapılan çalışmanın hatalarını ilk bakışta bulabilirsiniz. Belediye bu çalışmalardaki hataları düzeltip meydanı daha yaşanabilir hale getirebilir. Temennimiz odur ki belediye başkanı bizi izledikten sonra betonlaştırma projesinden vazgeçip Üsküdar'ın dokusuna uygun bir projeyi hayata geçirsin. Evet, betonlaştırma ağırlıklı Üsküdar meydan düzenlemesini izledik. Üsküdar'ın durumu işler acısı. Hocam bu meydan düzenlemesi hakkında neler söylemek istersiniz? Bir kent bilimci olarak bir şehirde meydanları düzenlerken, bir proje üretirken nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere tabii bizde bir sıkıntı var, oradan gireyim. Genel bir sıkıntı. Kentliye hiçbir şey soran yok. Ben bunu en acı şekilde Taksim'de yaşadım. Taksim için bir proje istenmişti. Taksim
Kültür ve Cami Vakfı tarafından Taksim Camii ve Dinler Müzesi projesini hazırladım. Bu projede 3 uluslararası ödül aldı. Orada benim dikkat ettiğim, yani buraya getirmedim projeyi, Taksim Anıtı, Atatürk'ün de bulunduğu, İtalyan heykeltıraş Canonica'nın, Pietro Canonica'nın yaptığı anıt. Diğer tarafta Rum Ortodoks Kilisesi, İstiklal Caddesi'nin çıkışında. Bunların arasında orada Maxen var, eski su deposu. Onun arkasındaki eski otoparka yapılıyordu. Bu ölçeğe çok dikkat ettik. Yani ne kilisenin altında ezilsin, ne Atatürk anıtını ezsin. Ne de Gezi Parkı yok olsun. Gezi Parkı zaten hiç uzaktık oraya. Buna çok dikkat ettik. Ama gelin görün ki 3 uluslararası ödül almış ve New York Times ve Herald, International Herald Tribune'de de yayınlandı bu proje. Yok sayıldı. Birdenbire başka bir proje geldi. Şu anda yapılıyor. Buradan gelmek istediğim nokta, tabii aynı şeyi Atatürk Kültür Merkezi için de söyleyeceğim. Hocam, oraya sizinle da bir proje. Üsküdar'da aslında biz ilk program çekimlerini hocamla Üsküdar sahilde yapmıştık. Aslında meydan düzenlemesi çalışmalarında beraber tanıklık ettik. Orada Şemsipaşa Camisi çalışmalar sırasında da VTR'de de gördük, çatlamalar meydana geldi. Bu projeye baktığınızda, yani evet yeşil alanlar vaat ediyor, 3 kat büyütmeyi vaat ediyor ama daha çok betonlaştırma ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Özellikle şuna dikkat ettim. Belediye yapacağı bank sayısına 280 adet bank yapacağım diye vaatlerde bulunmuş. Bunu nasıl yorumlarsınız? İşte demin oraya gelmek istiyordum. Halka sorulmuyor. Yani çağdaş ülkelerde özellikle şehirlerin gözleri olarak bildiğimiz, şehrin kimliğini oluşturan meydanlar, ki bizde çok var İstanbul'da. İşte Taksim var, Kadıköy var, Üsküdar var, Beyazıt var, en önemlileri. Daha birçok meydanımız var. Örneğin Taksim'de ben bunu birebir yaşadım. Hiç kimse, yani bir İstanbulluya, bir Taksimliye bir anket yapıp, ya işte böyle bir proje var, bunu Ahmet Vefik Alp çizdi. Bir projeyi de işte bir başkası çizdi. İşte Atatürk Kültür Merkezi de şimdi yenileniyor. Oraya da şöyle bir proje yapılacak diye kimseye sorulmuyor. Bu tabii çağdaş ve demokratik ülkelerde kesinlikle kabul edilmeyen bir yaklaşım. Orayı biz kullanacağız. Siz arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız, kentli kullanacak. O zaman Üsküdar Meydanı'na da bir proje yapılıyorsa bir kere geniş bir anket, bir çalışma yapılmalı. Ve İstanbul'un, ki Üsküdar çok önemli bir meydan. İki muhteşem eser var, cami var, başka tarihi kalıntılar var. Şemsipaşa Camii kıyıda bir mücevher bizim için. Ve orada bir sürü de Marmara'yla ilgili, o da benim başlattığım bir projeydi, yapılmış beton yapılar var. Bunun işte maketleri üzerinden bir çalışma, halka fikrini sorma yapılmadı. Hocam, Marmara demişken benim projem dediniz. Şu andaki mevcut Marmara'yla sizin projeniz ne kadar örtüşüyor? Bunun tamamını sorayım hocam bir kalemde. Neden her seferinde Marmara'yı, Avrasya'yı sel alıyor? Avrasya Tüneli'ni çok övünerek açtıkları Avrasya Tüneli'ni sel basıyor. Şimdi benim hatırlarsanız 94, 99, 2004, 2009 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarım oldu. Önce iki kez MHP'den, sonra Doğru Yol Partisi'nden ve son Demokratik Sol Parti'den adaylıklarım oldu. Bu kampanyalarda ben zaten kent bilimciyim, proje yapıyorum, şehir plancıyım. Zaten İstanbul'la ilgili projelerim vardı. İstanbul ulaşımını rahatlatmak için ben bu tüp geçişi işte 90'lı yıllarda çizdim. Evet, fikir Abdülhamit'ten geliyordu. Tarihsel bir konuydu ama yani proje haline getirilmiş ve sunulmuş bir çalışma yoktu. Bunu ben başlattım. Benim yaptığım çalışmada kesinlikle Üsküdar Meydanı'na girmiyordu. Tarihi Yarımada'nın altına da girmiyordu. Çünkü biliyorsunuz şimdi çoğu unutuldu ama Tarihi Yarımada'da Marmara'ya geçerken birçok bina çatladı, eski eserler zarar gördü. Benim projemin güzergahı şu anda Avrasya Tüneli'nin olduğu esas itibariyle Harem'den çıkıyor, karşıda Kumkapı'ya gidiyor.
tarihi kent meydanları, alanları, yani Üsküdar gibi, Sirkeci gibi, Sultanahmet gibi alanların altını deşmiyordu. Ve burada her iki, yani hem raylı sistem hem lastik tekerlekli sistem beraber taşınıyordu. Ve ben bu proje için Paris'e gittim. Manş Denizi altından Britanya'yı, İngiltere ile Fransa'yı birleştiren 50 kilometrelik Manş tünelini yapan Buick firmasıyla da görüştüm. Bütün dünyada örneklerini gezdim, çizdim. Ancak başkaları, yani başkaları derken devlet büyüklerimiz, evet teşekkür ediyorum, bu projeyi yaptılar ama nasıl yaptılar? Bir kere ikiye bölündü. İşte biri Marmaray, biri de Avrasya Tüneli oldu. Marmaray hem yapım teknolojisi açısından sıkıntılı bir proje bence. Hem de yapımı sırasında çevreciler karşı çıkmıştı. Çünkü balık göçlerine büyük zarar vermişti Marmara Denizi'nde. Evet. Çünkü, bunu da seyircilerimize hatırlatalım. Aynen. Çünkü Boğaz'ın tabanının üstüne oturtulan bir projeydi. Üstüne de kayalar konuyordu. Oradaki bütün habitatı, yani deniz habitatını rahatsız etti. İkincisi, depremsellik açısından zemine oturtulan projeler delerek alttan giden projelere göre daha zayıf. Ve bize raporlar geldi o zaman. Yani İstanbul'da, yani bunu korkutmak için söylemek istemiyorum, İstanbul'da ciddi bir deprem olursa ve zemin sıvılaşması o bölgede yaşanırsa tüp, metro tüpü yukarı doğru patlayacak şekilde raporlar var. Bunu hocam tabii, şu anda çok önemli bir şeye parmak bastınız. Yani yukarı doğru kalkabilir. Parmak, deprem, ayak, her şeyi basıyorum ama bir faydası şimdi olmuyor. Şimdi binerken nasıl rahat binecek bu vatandaş İstanbul'un Marmara'ya? Şimdi tabii yönetimler... Bir de her seferinde sel basıyor. Hiçbir şey Avrasya'yı olmaz dedikler. Avrasya'yı da bastı, Marmara'yı da bastı. Maalesef. Şimdi işte benim bu projem basında çıktı. Bizde de var ama bugün yani ismim dahi anılmıyor. O da ayrı bir üzüntü tabii. Ben üzülüyorum. Bir şey talebim falan yok. Yani bir açılışa çağırsalar, bir plaket verseler, işte hocam, hocamızın da burada emeği geçti deseler bayram edeceğim. Türkiye'de emek hırsızlığı çok moda hocam. Fikir emeğine kesinlikle saygı, evet, yok. İşte ben yaptım oldu anlayışı maalesef sürüyor. Bu geri kalmış kimseye ülkelerin. Kimseye sorma da yok. Bir bilene sorma, bir uzmana, bir çevreciye sorma da yok. Maalesef. Aynen öyle. Ve ne oldu? İşte o yanlış güzergaha oturtulan metro Marmaray tüpü depremde patlamasın diye aylarca zemine beton enjekte edildi. Ve 1 milyon euroluk, 1 milyar euroluk proje 3 milyar euroya çıktı. Bunu kim ödedi? Ödüyor. Siz, ben, arkadaşlar, vatandaş ödüyor. Tabii bunların kimse farkında olmuyor. Yani işte tüp yapıldı ama işte milletin de beli doğrulmuyor. Hala insanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar. Yani 50 lira harcayacak insan iki gün düşünüyor. Evet, o tüp yapıldı ama birçok yönden yanlıştı. Üsküdar Meydanı'nda bana göre, ben gittim yapıları gördüm, o iki muhteşem cami arasındaki görsel ilişki yok olmuş. Yeşil yok. Yani meydan hüviyetini kaybetmiş. Üsküdar Meydanı her şeye rağmen iyiydi. Eskiden siz hatırlamazsınız yaşınız itibariyle. Köprüler yoktu. Feribot, arabalı vapuru Üsküdar-Kabataş arasında. Ben teknik üniversitede okurken hep öyle geçerdik. Orada arabalar işte sıraya girerdi ama yeşildi, açıktı. Hepsi gitti. Taksim Meydanı da benzer. Beyazıt da öyle. Yani işte başka ülkelere gittiğimizde esasında örnek vermek hocam istemiyorum ama... Yeşil alan demişken ve başka ülkeler demişken biz yeşil alanlarla da ilgili bir araştırma yaptık ve veteri hazırladık. İlk isterseniz tam da böyle denk geldi konu. İsterseniz onu izleyelim. Daha sonra İstanbul'daki yeşil alanlar ve Türkiye'deki yeşil alanlar üzerine konuşalım. İzleyelim. İstanbul'un çoğu ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 1 metrekareye kadar düştü. Türkiye'de eskiden mevzuata göre hedeflenen kişi başına düşen yeşil alan miktarı 7 metrekareydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı hedefini önce 10'a, sonra ise 15 metrekareye kadar yükseltti. Ama İstanbul'un bu son halinden anlaşılacağı üzere bakanlık çoğu zaman kendi koyduğu kurallara uymuyor. New York'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı 27 metrekare, Viyana'da 60 metrekare,
Amsterdam'da 45, Londra'da 27, Singapur'da 46, Madrid'de 14, Şangay'da ise 18 metrekare. Türkiye'de ne yazık ki yapılan imar planları yeşil alanları korumaya yönelik değil. Yeşil alan öngören imar planı olsa da birileri bunu deliyor ve uygulamada alabildiğine her yer betonlaşıyor. İstanbul'da en önemli ve değerli yeşil alanların biri de askeri birliklerin olduğu alanlar. Askeri kışlaların şehir dışına taşınması kararı sonrası buraların imara açılacağı endişesi giderek artıyor. Eğer askeri alanlar da imara açılırsa sanıyorum yeşil alan olarak sadece elimizde mezarlıklar kalacak. Askeri bölgeler boşaltıldıktan sonra buraların halka açılması ve park olarak kullanılması İstanbullular için en iyi karar olacaktır. Üçüncü köprü, üçüncü havaalanı gibi mega projelerin yapımı sırasında Kuzey Ormanları diye adlandırdığımız İstanbul'un ormanları tahrip edildi. 2 milyonu aşkın ağaç kesildi. Ne yazık ki İstanbul'daki ormanların başındaki bu tehlike geçmiş değil. Gün geçmiyor ki ormanlara zarar verecek yeni bir proje, inşaat, imar planı yapılmasın. Peki yeşil alanlar neden bu kadar önemli? Londra'da 2015'te 300 gönüllü kentteki ağaçları sayarak bunların tuttuğu karbondioksit ve engel oldukları hava kirliliğinin kente kattığı maddi değeri araştırdı. Buna göre park, sokak ve bahçelerdeki 8 milyon ağacın kente katkısı tam 6.1 sterlin yani 24 milyar lira. Araştırmaya göre Londra'nın ağaçları her yıl 2 milyon 367 bin ton karbon tutuyor, fırtına ve yağmur sularını hafifleterek her yıl 2.8 milyon sterlinlik katkı sağlıyor. Evet, İstanbul'daki yeşil alanların son durumuyla ilgili hazırladığımız görüntüleri izlediniz. Gerçekten sizlere daha güzel görüntüler getirmek isterdik. Gönül isterdi ki İstanbul'daki yeşil alanlar arttı diyebilelim ama ne yazık ki artmadı. Tam aksine azaldı. Hocam bizim için görseller getirmiş. Şöyle baktığınızda, hocam bunun üzerinden anlatabilirsek eğer, İstanbul'un yeşil alanları bayağı gitgiderek tahrip oluyor. Tabii en son 2009 var. 3. köprü ve 3. havaalanı inşaatından sonra daha da vahim durum. Evet, bu yıllar itibariyle kameramandan bir zoom rica edeceğiz. 77, 88, 99 ve 2009'daki İstanbul'daki yeşil toprak dengesini gösteren evet. Hava fotoğrafları. Buradan gördüğünüz gibi bu kısa sürede biz doğayı büyük ölçüde yemişiz. Ve yemeye devam ediyoruz. Afiyet bal olsun diyoruz. Ama şunu hemen belirtmek istiyorum. Ekoloji diye bir bilim var. Ve bunun bize tanıttığı ekosistem var. Yani insanlar, doğa ve hayvanlar arasında bir denge var. Bu denge bozulursa bu dünyanın sonu demek bir bakıma ve geçenlerde de söyledim bu yönde teoriler var. Yani dünyada işte 20 tane mega kent var. İstanbul'da bunlardan bir tanesi. Buradaki işte sizin ifadenizle betonlaşma, aşırı yoğunlaşma, ulaşım patlaması ileride büyük sıkıntılara. Yani bugün zaten yaşıyoruz da bir yerden bir yere 3 saatte gidiyoruz ama daha ötede İşte salgın hastalıklar, işte bir olası depremde çok büyük kayıplar, hatta işte büyük yangınlar. Çünkü o kadar doku sıkışık ki bir yer ciddi yansa etrafında da büyüyor. Ve hatta iç çatışmalar bu şehirlerde olacağını öneriyor veya söylüyor uzman arkadaşlar. Ve hatta daha ileri gidenler var. Dünyanın sonunun bu 20 mega kentlerdeki bu gerilimden başlayacağını ve işte bu ekolojik dengenin bozulmasıyla planetimiz kendi kendini yok edeceği noktasına kadar giden teoriler var. Hocam İstanbul büyüklüğünde bir buzul koptu buzullarda ve bize doğru yaklaşıyor. Evet. Yani aslında hep Amerikan filmlerinde gördüğümüz böyle kıyamet gününü canlandıran filmler vardır. Aslında böyle devam edersek onu da yaşayacağız gibi görünüyor. Maalesef bunu buradan söylemek zorundayım. Şimdi yöneticilerimize bakıyorum, siyasi partilere bakıyorum. Şimdi ilginç bir tablo var Türkiye'de. Yönetim yani şu andaki iktidar maalesef bunu söyleyeceğim, çevre duyarlı değil.
Yani işte bunun en hocam açık... Hocam en son ben çevrecilerin Daniskasıyım demişlerdi. Hayır değiller. Tamam proje yapıyorlar. Bakın projece bir iktidar var. Demediklerinin olmadığını altını çizmek için. Evet proje yapıyorlar ama yer seçimi bir kere çok yanlış çoğu projede. Bunların başında 3. köprü ve 3. havalimanı geliyor. Yani onu da buradan paylaşmak istiyorum. Bakınız yine arkadaşım şunu göstersin. Bakın bu İstanbul'un kuzeyindeki demin de sene sene gördük yeşil alan tehdit altına girdi. Halbuki şu TEM otoyolu, şu aşağıdaki büyük betonlaşma, bütün sahili betonladık biliyorsunuz. Evet. Şu yeşille sahili nefes alıyorduk. Bir de doldurduk üzerine. Yani. Evet bir de çıkıntılar Üsküdar var Belediyesi şimdi. Üsküdar Belediyesi bir marif etmiş gibi 13 bin metrekare bunu dolduruyoruz diye. Üsküdar'da var, Maltepe'de evet. var, Yenikapı'da var. O konuya ayrıca gireceğim yani şehir ve su ilişkisine. Şimdi şu yeşil alan biz şehir plancıları bizim en büyük kabusumuzdu ki birisi buraya girip bir şeyler yapacak. Çünkü buralar artık çok betonlaştı. TEM otoyolu da demin söyledim bütün şu alanları kahverengiye çevirdi. Bunların hiçbiri yoktu TEM olmadan. Şimdi şuraya 3. havalimanı ve köprü de buraya gelince bu ormanlar risk altına girdi. Bu İstanbul'un sonu demek bana göre. Biz bunu çok yazdık, çizdik. Bakın şurada bir harita var. O da gösteriyor. Kameraman arkadaşımı yordum ama bugün. Şimdi bakın burada İstanbul'un büyük ana arterleri gözüküyor. Doğudan batıya giden işte E5 sarı, TEM turuncu ve Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. köprü. Evet. Şimdi bakın uzmanların ve arkadaşlarımın hazırladığı İstanbul Metropoliten ana planında havalimanı şuradaydı. Silivri. Buradan buraya çekti. Kim çekti bunu? Yani kim karar verdi buna belli değil. Helikopter gezisi sonrasında hocam karar verildi. İsim söylemiyorum, korkuyorum söylemeye. Çünkü İsim söylemiyoruz ama kızıyorlar. Seyircilerimiz anlamıştır. Yani biri buradan buraya çekti. Şimdi 3. köprüde buraya geldi. Bütün şu alan risk altına alındı. Şimdi niye risk altına alındı? Esasında bu öyle bir denklem ki zaten basında geçiyor. Gerek 3. İstanbul Köprüsü, gerek İzmit Körfez Köprüsü işte PPP dediğimiz Public Private Partnership işte devlet, halk vesaire bir ortaklık yapılıyor ve yapana bir garanti veriliyor. Bunu herkes duydu artık. Yani deniyor ki 3. Boğaz Köprüsü'nden şimdi rakamları hatırlamıyorum. Günde 80 bin araç geçecek. Geçmezse farkı biz her gün ödeyeceğiz. Vergilerle ödeyeceğiz. Vergilerle işte fonlarla, harçlarla, pullarla yani ödeyeceğiz. Yani yine halkın cebinden tabii, çıkacak. Tabii tabii. Şimdi ve herkes söylüyor işte geçen de ödüyor. Siz ben hiç geçmedim daha 3. köprüden ama her gün ödüyorum. Çünkü 3. köprünün kapasitesi yeri yanlış olduğu için çok düşük kaldı. Bir nevi yani 3'te 1'i zor geçiyor hedeflenen araçların. Şimdi bunun başka bir maalesef negatif yönü var. Şimdi fazla araç geçsin diye o açık kapansın hazineden para çıkmasın diye bu sefer transit yol diye tanıtılan bu 3. köprüden sürekli çıkışlar oradan buradan hani araba girsin diye şehir içine çıkışlar planlanıyor. TEM'de de öyle oldu. TEM bir transit yoldu. Hiçbir şekilde bende o proje var. Kavaca, Anadolu Hisarı'na, işte Beykoz'a, bu tarafta Etiler'e, Balta Limanı'na inen yollar yoktu. Transit geçiyordu. Ama orada da bağlantılar yapıldı. Yani bir yandan kaş yaparken bir yandan göz çıkarıyoruz. Şimdi ben buradan şuraya gelmek istiyorum. İstanbul'un kuzeyine girilmesi, bakın köprü kendi başına çok güzel bir proje. Mühendislik olarak bir harika bir proje. Ben bu proje yapılmasın diye yukarıya bir başka projem vardı. Burada getirmedim ama şu şemada gözüküyor. Denizden giden bir yol yaptım. Bunun adı Transmar. Yani internette bulabilir ilgilenen izleyiciler. Sırf şu yeşil alana girilmesin diye denizden gittim. Yani buralar zaten betonlaştı. Deniz üstünden yüzer bir yoldu bu. 25 metre yüksekten gidiyordu. Bunu yaptım. Şimdi ben
Köprüden vazgeçtim. Yani 2,5 milyon ağaç kesildi. Hadi ondan da vazgeçtim. Yok hocam, vazgeçilir mi? 2,5 milyon ağaç kesildi. Yani geçtim çünkü daha kötüsü var. Buraya yapılaşma gelirse, TEM'de olduğu zaten gibi. Zaten yapılaşmayı açmak için orayı ağaçları budadılar bir nevi. Görüyor mu kamera? Gösterdi mi bunu? Bir daha yakınlaşalım. Bu çünkü önemli bir resim. Ve bu üçüncü köprü ve işte şuradaki havalimanıyla İstanbul'un kaderi yeniden yazılmış hocam, oldu. Hocam sözünüzü unutmayın, bir reklama gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. ...96.4 Cem Radyo. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon 0212 625 18 18 reklam@cemmedya.com. MHP AKP ittifakına karşı çıkarak partisinden istifa etti. Partimiz artık ülkemize hizmet etmiyor diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sert sözlerle eleştirdi. MHP eski il başkanı Musavat Dervişoğlu, Doktor İbrahim Sözen'in sorularını yanıtlıyor. 2019'a doğru, yarın saat 20'de Cem TV'de. Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'un en yaşanır ilçelerinden biri Kadıköy. Tarihi ve mimarisiyle göz dolduran ilçe, İstanbul'un uğrak merkezlerinden biri haline geldi. Kadıköy'de yaşanan bu büyük değişimi Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yerli yönetenlerde anlatacak. Can Ataklı'nın hazırlayıp sunduğu Yerli Yönetenler, Cuma 20'de Cem TV'de. Evet, reklamların ardından çevre dosyası programı kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hemen hatırlatalım. Bugün betonlaşan İstanbul'u konuşuyoruz ve konuğum kent bilimci Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp. Hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Sizin bir teriminiz var. Ben de bunu artık sık sık kullanıyorum. İstanbul'un artık en büyük sorunu gece kondulaşmadan sonra gündüz kondulaşma, evet, dediğiniz bir terim var. Gündüz kondulaşan bir yer var. Demin söylemiştim açılışta 3 yere gittik diye. Onlardan birisi de Bahçeşehir. Orada Bahçeşehir eskiden bir uydu kentti. Ne yazık ki şu anda çoğu yere imara açıldı ve her yeri betonlaştı. Son kalan bir yeşil alan var. Bahçeşehir Gölet. Bahçeşehir 1. Kasım'da yer alan yer burası. Burası belediye tarafından imara açıldı. Çevreciler karşı çıktı ve bu haklı duruştu. Dava açtılar. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdikten sonra alt mahkeme olan idare mahkemesi, evet yanlış duymadınız, alt mahkeme olan idare mahkemesi Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı ve orada hummalı bir inşaat çalışması sürüyor ne yazık ki. Oraya gittik Bahçeşehir'e, çevrecilerle konuştuk. Bahçeşehir Gölet Gönüllülerinden avukat Cenk Sobe ile konuştuk. Bize hukuki durumu, son durumu anlattı. Onu izleyelim, onunla yaptığımız röportajı. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Son durum nedir hukuki anlamda Bahçeşehir Gölet'te? Evet, şimdi son durumdan ziyade bir süreci anlatmak gerekiyor ki son durumu anlayabilelim. Biz bu Gölet ile ilgili olarak en başta Gölet parsellerini de kapsayan planların iptali için Danıştay'a dava açıldı. Bahçeşehirler Derneği'nin öncüsünde bir dava açıldı. Ve bu planlar yerel mahkemece iptal edildi. Yani Bahçeşehir Gölet'i de kapsayan alana inşaat yapılaşmasının önünü açan planlar iptal edildi. Bu arada tabii Gölet parsellerini kapsayan alanların belediye başkanınca ihale edilmesi durumu söz konusu oldu. Belediye başkanı %5 imar hakkı kullanılarak bölgede inşaat yapılması için
bir ihale açtı. İhaleyi bitirdi. İhaleyi bir firma aldı. Ve daha sonrasında da biz bu ihale ve satış işlemlerinin iptali için yine bir dava açtık. Yerel mahkemede aleyhimizde biten dava Danıştay'da bozuldu. Danıştay şöyle bir karar verdi. Ya bu karar çok önemli. Çünkü zaten bizim en baştan beri argümanlarımızı doğrular nitelikte bir karardı. Belediye başkanına bu kadar yüksek yetki verilmesi ve yeşil alana inşaat yapılaşması doğru değildir diyerek bu kararı iptal etti. Satışı ve ihaleyi iptal etti. Bunun akabinde de satış ve ihale işlemlerinin yürütmesini durdurdu. Yürütmeyi durdurma kararına istinaden biz bu kararı gerekli mercilere, belediyeye ve müteahhit firmaya ilettik. Bu arada tabii yine Bahçeşehirler Derneği ve Gölet Gönüllülerin içinden çıkan arkadaşlarla birlikte projenin iptal davası da açıldı. Aynı zamanda belediye başkanına verilen satış yetkisinin iptali davası da açıldı. Bunların hepsi bizim lehimize sonuçlandı. Yürütmenin durdurması kararı alındıktan sonra belediye inşaatı durdurdu. Yaklaşık bir ay falan inşaat durdu. Ondan sonra ilginç bir şekilde noter onaylı olmayan bir satış sözleşmesi ile ve enteresan bir şekilde bizim yürütmeyi durdurma kararını aldıktan sonra bir kişi, bir şahıs buradan bir taşınmaz aldığını beyan ederek bir dava açtı. Dedi ki benim haklarım zarar görüyor, bu inşaatın durması hukuka uygun değildir, inşaatı devam ettirin diye bir dava açtı. Dediğim gibi noter onaylı olmayan bir satış sözleşmesiyle, satış vaadi sözleşmesiyle. Bu kararı mahkeme kabul etti ve dedi ki sizin de inşaatı durdurmanız doğru değildir, inşaatı devam edin diye Danıştay'ın vermiş olduğu yürütmenin durdurması kararına karşı bir karar vererek inşaatın devamı karar verdi. Peki idare mahkemesinin ya da bölge mahkemesinin böyle bir hakkı var mıdır? Normalde evet yoktur ama bir şimdi hukukçu şöyle, olarak... ihale ve satış işlemlerinin yürütmenin durdurulması kararı bir yargı kararıdır. Belediye de yargı kararını uyguladı. Yani yargı kararını başka bir yargı kararı kaldıramaz. Ancak o kararı veren mahkeme kararından geri dönerse, bu karar yanlıştı ben kaldırıyorum dese kaldırır ama başka bir mahkeme, hele ki Danıştay'ın kararını, aleyhine bir sonuç doğuracak bir karar veremez. Üstelik belediyenin yaptığı işlem yargı kararını uygulamaktı. Yargı kararını uygulamaya yönelik işlemin iptali davası açılamaz. Şahıs, yani buradan taşınmaz alan şahıs, yargı kararının uygulanması işleminin iptali davası açtı. Bu da hukuken mümkün olan bir şey değildir. Yani buradaki inşaatın durdurulması yönünde verilen kararın iptali için dava açıldı. Orada bir yani hukuk garabetidir bu. Daha sonra da mahkeme öyle bir karar vererek inşaatın devamı, biz tek hukuku uyguluyoruz, biz hukuk kararlarını uyguluyoruz diyerek inşaatın devamına karar verdi mahkeme. Bir de şunu sormak istiyorum. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri olarak baktığınızda geçenlerde firma bir açıklama yaptı. Dedi ki burası aslında başka bir alan. Biz gölette inşaat yapmıyoruz. Sadece göleti büyütüyoruz. Çok komik bir açıklamaydı ama siz nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi biz buna karşı açıklamamızı yaptık. Belki siz çekimler yaptınız, görmüşsünüzdür. Gölet dediğimiz alan sadece sudan oluşmuyor. Yani suni göletten oluşmuyor. Etrafındaki yeşil alan da komple bir gölettir. Bugün inşaat yapılan yer de göletin ayrılmaz bir parçasıdır. Neden? Çünkü burası ilk Bahçeşehir yapıldığında 90'lı yıllarda Bahçeşehirli halkına golf sahası olarak pazarlandı. Ve buradaki halk buradan ev satın alırken golf sahası ve göleti bir bütün olarak görerek buradan ev satın aldı. Orası belediyenin arazisidir. Belediyeye ait, yani kamuya ait bir taşınmazdır. Oradaki müteahhit firmanın yaptığı inşaat kendi arazisine yapılan bir inşaat değildir. Ve burada yine büyük aykırılık söz konusu. %5 imar hakkı kullanarak inşaat yapılıyor söyleniyor. Ama %5 inşaat alanı kabaca toplam metrekare üzerinden ve göletin, yani suyun da üzerindeki %5 hesaplanarak tek bir alanda toplanıp yapılıyor. Bu da yanlış. Ayrıca dere ıslah alanları ve çıkarılacak alanlar var. İnşaat yapılaşmasının yapılabilmesi için öncelikle çıkarılacak alanlar çıkarılır. Bakiye alan üzerinden %5 hesaplanıp inşaat yapılabilir. Orada da bir yanlışlık var. Yani en başından beri burası gölet değil diye bir algı operasyonu yapılıyor. Burası gölet. Orası yeşil alandı. Golf sahası olarak pazarlandı. Golf sahası olarak niyet o şekilde yapıldı ve yemyeşil bir alandı. Bir tane üzerinde beton yoktu. Yani beton dökülerek veya bina yapılarak yeşil alan büyütülmez, gölet büyütülmez. Burada yeşil alan betonla büyütülmeye çalışılıyor. Buradaki algı operasyonu yanlıştır. Bunu özellikle söylemek istiyoruz. Yağmurda, en son İstanbul yağmurunda burada da sel altında kaldı. Evet. Onun hakkında neler söylersiniz? Neler yaşadınız Bahçeşehirliler olarak? Şimdi bu bizim yabancı olduğumuz bir şey değil. Daha önce yine bu bölgede, gölet bölgesinde buradaki dereden dolayı daha önce de bir sel felaketi oldu. Çok ciddi maddi kayıplar meydana geldi. Gölet komple su altında kaldı burası. Hem toprak olarak hem de bölge olarak çukurdadır. Dereye geçiyor yanından. Yapılaşmaya hiçbir şekilde müsait değildir. Burada ciddi bir yağmurda hemen sel alıyor. Hemen su birikintileri oluşuyor. Çok yüksek bir su birikintileri oluşuyor. Yapılan binalara da,
içinde bulunan hala hazırdaki alışveriş merkezi yapıldı buraya. Restoranlar var. Onların da su altında kalma riski var. Burada ne zaman yağmur yağsa, ciddi bir yağmur yağsa, yaz kış fark etmiyor, su altında kalıyor. Biz bunu en baştan beri söylüyoruz. Zaten siz çekerken görmüşsünüzdür, inşaat alanları su içinde. Yani şu anda şu güneşin altında bile hala su içinde. Yani inşaat belki biraz da o yüzden uzuyor. En ufak yağmurda bile hemen su oluyor burası. Kesinlikle burası toprağa inşaat yapmaya elverişli değil. Evet, Bahçeşehir'deki son durumu avukat Cenk Sobe'den dinledik. Bahçeşehir Gölet Gönülleri'nde hukuki durumu dinledik. Bir de orada mücadele eden bir sivil toplum örgütü daha var. Bahçeşehirler Derneği. Bahçeşehirler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut'ta da bir konuşma yaptık, bir röportaj yaptık. Şimdi onu dinleyelim ve daha sonra üzerine konuşalım. Öncelikle Bahçeşehirler Derneği 20 yıllık bir dernek. Tabii kurulduğunda çok güzel hayallerle kurulmuş bir dernek. Çünkü Bahçeşehir'de ilk kurucularımıza vaat edilen, yani Bahçeşehir'den ev alanlara vaat edilen bir Bahçeşehir, kendi içerisinde bir uydu kent ve Türkiye'ye örnek bir uydu kent, modern bir uydu kent, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir uydu kent ve kuran zihniyet şunu düşünmüş: bu model Türkiye'ye örnek olur ve buradan alınan bilgi ve yaşanan tecrübe Türkiye'de farklı yerlere de uygulanır. Oysa ne yazık ki işte her yerel yönetim ya da her iktidar değiştikçe Bahçeşehir isminin vermiş olduğu bir marka değeri buradaki inşaat şirketlerinin hep iştahını açmış. Ve o iştah açma hep kendilerinden yana ama halktan hep bir şeyler alarak olmuş. Ve bizler buradan konut sahibi olanlar ve bu bölgede yaşayanlar yıllardır, bu 20 yıldır elimizden alınan onlarca değerimiz, işte sağlık alanlarımız, kreş alanlarımız, park alanlarımız, işte park alanlarımıza yapılan benzin istasyonu, sağlık alanımıza yapılan konutlar, ya bunlar halkın elinden alınan donatı alanları, ancak halka geri hem nakden dönmemiş hem de hizmet olarak da dönmemiş. Ve ne yazık ki Bahçeşehir bir ekonomik değer olarak iktidar sahiplerinin, yerel yönetimlerinin bir kazanç kapısı olmuş. Peki, acı bir gerçek, burada bunu yaşadık. Peki artık Bahçeşehir'de yeşil alanlar azaldı. Şu an Bahçeşehir Göleti'nin hemen yanındayız. Son kalan yeşil alanda diyebiliriz. Burada bir mücadele sürdürüyorsunuz. Sizin talepleriniz nelerdir? Çok basit bir talebiniz var. Çevre hakkı istiyorsunuz. Bir de bunu sizden duyalım. Tabii ki de biz şunu istiyoruz aslında. Avukat arkadaşımız zaten konuyu izah etti. Hukuksal anlamda sürdürdüğümüz mücadele 7-8 yıldır sürdürülüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında verdiği göletteki imar planlarının iptali kararından sonraki Cumhuriyet tarihinin en büyük belki de parasal değerinde bir rantını biz durdurduk dernek olarak. 5000 hayır referandum yaptık ve hayır oyu çıkarttık buradan. Ve o zamanki Çevre Şehircilik Bakanı ben dedi burada tamam bir planlama yapmayacağım. Ama daha sonrasında gölette tekrar yeni bir planla gelindi karşımıza. Şu anda yapılan çalışma bunun en aslında minimalize edilmiş hali. Ancak burada yine bir hukuksuzluk var. Yani zaten burada şunu tartışıyoruz aslında. Yapılan iş hukuki mi değil mi? Yani insanlar adaletten mi yana yoksa ranttan mı yana? Aslında iki karar var. Yani bunlardan birini seçmek zorundalar. Biz hukuktan yanayız. Ve hukuk da bize diyor ki buradaki yapılan çalışma şehircilik ilkelerine, kamu yararına aykırıdır diyor. Kamu yararı gözetmemektedir diyor. Bunu da biz söylemiyoruz. Yine bunu yargı söylüyor. Şimdi bu dakikada artık yerel yönetim şunu yapması gerekir. Arkadaş, yani buradaki insanları hem daha fazla mağdur etmeyelim hem de yeşil alan olarak göletimizi daha da genişleterek büyütelim ki onu vaat ettiler. Ancak görüyorsunuz işte aşağıda imalat devam ediyor. Ama bunların hepsinden bir öte sizi izleyen seyircilerinize ve tüm aslında Türkiye'de yaşayan vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. Bizler de toplumsal olarak şöyle bir algı var. Kendi evimizde, kendi yakınlarımızda eğer bir mağduriyet yoksa olaylara bakış açımız günübirlik oluyor. Oysa bir yerde bir hukuk ihlali varsa o döner dolaşır size de bir gün bir yerden gelir. Evet, Bahçeşehir Gölet'teki son durumu dinledik çevrecilerden. Hocam siz neler söylersiniz bir kent bilimci olarak? Esasında tabii söylenecek çok şey var, zaman da sınırlı ama ben size teşekkür etmek istiyorum. Bakınız, Cem TV olarak ve siz Şeyma Hanım olarak hakikaten çok ciddi bir konuyu dosya haline getirmişsiniz ve izleyicilerinizle paylaşıyorsunuz. Şehirler canlı varlıklardır.
nefes alırlar, konuşurlar. Her şehrin bir kokusu vardır. Hiçbiri birbirine benzemez. Aynı insan gibi, işte nasıl bir damar sistemimiz var, kan akışı, işte ulaşım. İşte nasıl bir sinir sistemimiz var, işte bilgisayar, telefon telleri, elektrik telleri. İşte nasıl bir kanalizasyon, bizim işte sindirim sistemimiz var, şehrinde kanalizasyon sistemi var. Şehirler doğar, büyür, olgunlaşır, hastalanır ve ölür. Tabii bu binlerce yıl içinde olur. İşte Efes, ölü bir şehir. Aspendos vesaire, Türkiye'de de çok arkeolojik alan var. Şimdi bunların hepsi kent suçu. Bunlar çok ağır, zamanı gelince faturası önümüze çıkacak. Kesinlikle yönetimler, bakın parti ayırmıyorum, hukuk tanımıyor. Evet, bizim amacımız çevre. Evet, yürütmeyi durdurma kararlarını idareler uygulamıyor. Benim de başımda var. Gebze'de Silikon Vadisi çizdim. 50 milyon dolar harcandı. Sizin benim paramdan birisi geldi, isim vermeyeceğim, dinamitle binaları yok etti, kendi projesini yapıyor şu anda. Mahkemeler iki tane yürütmeyi durdurma verdi. Hiçbir şekilde takip edilmiyor. Kale alınmıyor. Bunun bir gün faturası çıkacak. Yani bu arkadaşlar, bu kararları verenler bunları ödeyecek. Ama herkesle beraber biz de ödeyeceğiz. Biz de yani bir deprem gelecek. Ondan sonra yandım Allah diyecekler. Biz buradan devamlı söylüyoruz. Bakın Bahçeşehir'i gündeme getirdiniz. Bahçeşehir güzel bir şehircilik örneğiydi. Ondan evvel Ataköy. Ataköy ne oldu? Önüne koca koca kale binalar, gibi binalar. Gibi. Oradaki insanlar bağırdı, çağırdı, hava. Para oldu mu insanların gözü dönüyor. Ve yani bu rant denilen şey, ben bakın proje adamıyım. Proje çiziyorum, projeyle ekmek yiyorum. Ama yani her şeyin bir tadı var, dozu var. Yani bu kadar olmaz ki. Yani bir şehrin DNA'sıyla nasıl oynarsınız kardeşim? Hesap vermek zorunda kalacaksınız. Levent, ilk şehircilik örneği İstanbul'da. O villalar. Bahçeli evler vardı. Bahçeli evler. Kemal Ahmet Arı hocam rahmetli çizmişti. Şimdi oralar hep iş yeri oldu. İşte bar oldu, müzikal Gökdelen oldu. Gökdelen oldu. Gökdelen oldu. İşte Ataköy çok güzel gene zamanının bir şehircilik bahçe içinde, işte Bahçeşehir gene adı da öyle onun. Yeşil içinde binalar, önü bir setle kapandı. Bütün o Kennedy, işte sahil yolu, Kennedy Caddesi inanılmaz inşaatlarla betonlanıyor. Yani nereden gireceğimi bilemiyorum ama İstanbul'un kimliği siliniyor. Demin söyledim, her şehrin bir kimliği var. Bakın bir Amsterdam'a gidin, bir Prag'a gidin. Yani tarihle beraber yaşıyorsunuz, sizi siz yapıyor. Bu betonlar arasında insanlar da robot gibi, hepsi hasta ruhlu olacak. Depresyonda olacak. Yani bindiğimiz dalı Şeyma Hanım, kesiyoruz. Ve yönetimler bu inşaat yoluyla işte para sirkülasyonu sağlıyorlar. Yani rant vesaire adına ne koyarsanız tıpkı koyun. Tıpkı Çin'deki gibi, Çin'de inşaatla büyüme yoluna gitti. Evet, gitti. Bu bakın çok yanlış bir şey. Ve işte gidiyor bir küçük çocuk iki baklava çalıyor, hapse atılıyor. İmar da, belediyede imar komisyonu 2-3-5 imzayla milyarları birilerine aktarabiliyor ve buna kimse dur diyemiyor. Ama kendi altımızı kazıyoruz. Yani bunu buradan paylaşmak istiyorum. Yani beni de şimdi biraz gerdiniz. Bunun hesabı verilecek. Bunu doğa bizden bir şekilde faturalayacak ve kadefesini de alacak. Ama bunu yapanlar, kent suçunu işleyen bu arkadaşlarla beraber 20 milyon İstanbullu da bu faturayı beraber Hocam, ödeyecek. Hocam fatura demişken biz Aydos Ormanları'na da gittik. Orası 3 yıl önce yanan bir anıt. Siz de çok gezmişsiniz Sultan maşallah. Sultanbeyli'de Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 yıl önce yanan bir ormanlık alan var. Burası Aydos Ormanları'nda. Burası da yatılı kız öğrenci lisesi yapacağız diye imara açıldı. Aydos Ormanları'nın son durumunu izleyelim. Artık televizyonda ne zaman yanan bir ormanlık alan görsek, aklımıza kesin burayı imara açacaklar fikri geliyor. Sonrasında da haklı çıkıyoruz. Çünkü yetkililer çıkıp mutlaka buraya ağaçlandıracağız dedikten birkaç yıl sonra bakıyoruz ki, birileri inşaatın temellerini atmış, villaları falan dikiyor.
İstanbul'da da yanan ormanlık alanların kaderi de aynı. İşte o alanlardan birisi Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Aydos Ormanları. Burası 3 yıl önce çıkan bir yangında yanmış. Bu yangın Aydos Ormanları'nda çıkan ilk yangın değil. Daha önce 2007 yılında bir yangın daha çıkmış. Daha sonra 2010'da Aydos Tepesi'nde, 2012'de Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi yakınlarında, 2015'te ormanlık alanda, 2016'da ve son olarak 2017 Sultanbeyli Kurna Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. 3 yıl önce yanan bu alana şimdilerde bir yurt inşa edilmek isteniyor. İşin ilginci, mahallede bu yurdu inşa edebilecek alanlar mevcut. Tam da ormanın ortasına yapılacak bu inşaat, ormanlık alanda yapılaşmanın önünü açacaktır. Niyet çok masum görünse de işin aslı bu değil. Eğitim ve yurt ihtiyacı önemli. Ancak bu alanlar seçilirken ulaşım, uygunluk gibi kriterler iyice değerlendirilmelidir. Kamyonlar, kepçeler ormanlık alanda hummalı bir çalışma yürütürken, bölgede bu konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme ya da tabela yok. Resmi kurumlar topu birbirine atıyor. Bu alanı görenlerin aklına hemen Trabzon Sürmene Çamburnu mevkiindeki orman yangını sonrası yaşananlar gelmekte. 2017 Ocak ayında çıkan yangında 20 hektarlık alan kül olmuştu. Yetkililer bu bölgenin kesinlikle imara açılmayacağını ve en kısa sürede ağaçlandırılacağını söylemesinin ardından yanan ormanlık alanda inşaat faaliyetleri başladı. Geçmişte Bodrum kıyılarında yanan ormanlık alanlar tekrar ağaçlandırılması beklenirken bütün bu alanlar turizm imarına açıldı ve oteller yapıldı. Dün Bodrum'da yaşananlar günümüzde Trabzon, İstanbul ve diğer yerlerde yaşanmaktadır. Özellikle son zamanlarda Türkiye'nin ormanları sık sık yangınlarla ve imara açılma olaylarıyla gündemde. Ayvalık'ta şeytan sofrasında, İzmir'de ve son günlerde de Kütahya'da çıkan yangınlar nedeniyle geniş ormanlık alanlar küle döndü. Buraların gerekli rehabilitasyon yapıldıktan sonra acilen ağaçlandırılması gerekiyor. Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nın yanan bu bölgesine döndüğümüzde burası mahalleye çok yakın bir alan. Zaten yanlış yapılaşma nedeniyle Sultanbeyli'nin yeşil alanları yok edilmiş. Bu nedenle bu alanlara her ne amaçla olursa olsun inşaat yapmak İstanbul'un hava koridorlarını, su kaynaklarını ve akciğerlerini yok etmek demektir. Evet, Aydos Ormanları'ndaki son durumu izledik. Ayrıca biz orada bir röportaj da yaptık Murat Kantekin'le. Şimdi o videoyu izleyelim. Şu anda İstanbul'da 3 yıl önce yanan ve hala ağaçlandırılmayan bir ormanlık alandayız. Burası neresi mi? Sultanbeyli Aydos Ormanları. Bu alan 3 yıl önce yandı. Ağaçlandırılması gerekirken ne yazık ki bakanlık tarafından burası imara açıldı. Ve sadece bu ilk değil Sultanbeyli'de. Daha öncesinde de Aydos Ormanları'nda pek çok yangınlar meydana geldi. Ve oraların da imara açılacağı büyük bir ihtimal. Eğer böyle giderse hızla İstanbul betonlaşıyor. İşte betonlaşmanın en büyük sorunlarından birisi de devlet yetkilileri olmuş oluyor. Şu anda Türkiye'nin kanayan bir yarasından bahsettiniz, özellikle İstanbul açısından. Çünkü madencilik için, yangın sonrası yanan alanlar için kanuna göre buraların ağaçlandırılması lazım. Ama maalesef imara açılıyor. Peki Milli Eğitim'le görüştünüz mü? Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu konudaki kararı nedir? Size neler söylediler bu konu hakkında? Şimdi olayı duyduktan sonra eski Milli Emlak Müdürü olması sebebiyle bölge milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi ile görüştüm. Olayı bir de hukuki boyutuyla ilgilenelim diye. Sayın Hamza Çebi de sağ olsun konuyla ilgilendiler. Fakat Orman Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi var. Orman Bakanlığı bir alanın orman vasfını kaybettiği iddiası ile kamu yararına devredebiliyor. Buraya okul yapımı için, hastane yapımı için benzeri gerekçelerle devredebiliyor. Milli Eğitim'de bunu gerekçe gösteriyor ve diyor ki biz oraya okul yapacağız. Fakat sizin de gördüğünüz gibi alan ormanın içerisinde. Dolayısıyla aslında mahallede çok uzak, yani yapılaşmanın dışında bir alan. Dolayısıyla mahalleyi ilgilendiren bir şey yok. Biz okul yapılacağını öğrenince önce acaba mahalleye bir ilkokul mu yapılacak? Hani çocukların okuyacağı bir mahallede bir alan yok. Biz de mecburuz o ormanlık alanı kullanacağız mı diye düşündük. Fakat soruşturduğumuzda bir ilköğretim okulu yapılmıyor. Ne ilkokul ne ortaokul herhangi bir şey yapılmıyor. Dolayısıyla mahalledeki küçük çocukların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için mahallede ormanla içine yapılan bir yer durumu değil. Ne yapılıyor peki? Bizim Milli Eğitim'den aldığımız bilgilere göre buraya yatılı bir kız lisesi yapılacakmış. Şimdi yatılı bir kız lisesi yapacaksanız şayet sizin bunu ormanın içerisine bir mahallenin içerisine yapmanıza gerek yok.
Sultanbeyli'de şu ufukta gözüken sarı okulun olduğu yer Sultanbeyli'de liseler bölgesi olarak geçiyor. Orada birçok lise var. Boş alanlar da var o tarafta. Eğer yatılı bir lise yapacaksanız götürüp oraya yapabilirsiniz. Onun dışında bu bölgede de yine başka boş alanlar var. Oralara da siz yatılı bir kız lisesi yapabilirsiniz. Kimse size neden yatılı bir okul kız lisesi yapıyorsunuz demiyor. Tek mesele neden ormanın içerisine böyle bir şey yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Bunun da ilerleyen süreçte bölgenin orman vasfını kaybettiği gerekçesiyle başka yapılaşmalara açılacağı korkusu var. Maalesef başka örnekler de var bu bölgede. Dolayısıyla biz okulun yapılmasına değil, bu alanın yeşillendirilmeyip orman yakıldıktan sonra orman vasfını kaybettiği denilen bu alanın yeşillendirilmeyip okul yapılıyor iddiasıyla betonlaştırılmasına karşıyız. Sultanbeyli'de bu okulun yapılabileceği başka alanlar mevcut. Israrla buraya yapılmasının hiçbir mantıksal gereği yoktur ve tekrar ediyorum, mahallede, burası bulunduğumuz bölge Yavuz Selim Mahallesi. Yavuz Selim Mahallesi'nde bir okul ihtiyacı var, evet, ama bu ilkokul ve ortaokul ihtiyacı, ama o çocukları ilgilendiren bir durum değil. Yatılı bir okulu buraya getirip sokmanın hiçbir mantığı gerekçesi yoktur. Şimdi sizinle konuşuyoruz tabii konunun detaylarını. Sultanbeyli'de ilk meydana gelen orman yangını değil tabii ki. Kesinlikle 2015'te, 2010'da, 2007'de, 2016'da, hatta bu geçtiğimiz Ağustos ayında da yangınlar meydana geldi. Şu an burada kuş bakışı Sultanbeyli'ye baktığımızda çok acı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Betonlaşan İstanbul görüntüsü tam da karşımızda. Yanan diğer alanlar içinde herhalde bu betonlaşma tehlikesi devam ediyor. Maalesef öyle bir sıkıntı var. Bir de Sultanbeyli'nin başka bir öncelikli sorunu var. Bir imar sorunu var Sultanbeyli'nin. Tapulaşma sorunu var. Sultanbeyli'nin mülkiyet sorunu var. Yani ilçe belediyesi ısrarla büyükşehir aynı partide olmasına, merkez hükümet aynı partide olmasına rağmen bu sorunu çözmüyor. 15 senedir bu sorunu çözmüyorlar. Çözmeyip Sultanbeylileri mağdur ediyorlar. Yetmiyor. Sultanbeyli'yi bir beton yığını haline getirdikleri yetmiyormuş gibi Sultanbeyli'nin yeşil alanlarında, etrafında orman olan, oksijen deposu olan bu yeşil alanları da betonlaştırarak Sultanbeyli'yi iyice betonla katletmeye çalışıyorlar. Aydos ormanlarındaki son durumu izledik. İşler acısı bir durum. Hocam söz sizde. Buyurun, neler söylersiniz kent bilimci olarak? Tabii çok üzücü tabloları siz yine hatırlattınız. Bunlar sadece birkaçı. Ben bir İstanbul çocuğu olarak Kalamış'ta büyümüş, hatta şarkı var, bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan. Kalamış'ta, evet. Hep söylüyorum programlarda. Huzurumuz kaçtı hocam. O zaman her şeyimiz kaçtı. Ağustos böcekleri, ateş böcekleri vardı. Akşamları Ağustos'ta, yani bu mevsimde yanıp sönerdi. Şimdi sivrisinekler geldi. Bu gösterdiğiniz her şey çağdaş ve demokratik ve hukuk ülkelerinde olamayacak ve yapanlara da çok ciddi şekilde cezalandırdığı konular. Bizde çivisi çıktı. Benim en üzüldüğüm, bakın 4 kere bu şehre aday oldum. Bunları yaptırmazdım. Bugün de yeniden çıkıp aday olsam, kazansam, hem bunları yaptırmayacağım hem yapanlardan da hesap soracağım. Bizim siyasiler seviyor böyle parmağından hesap soracağım demeyi. Ama beni en üzen, bütün bunların olduğu şehrin büyükşehir başkanının bir mimar oluşu, bir meslektaşım oluşu. Bunların çizen, bu projeleri çizenler de bir şehir plancısı ve bir mimar. Yani maalesef. Diğer şehir plancılarını tenzih ediyoruz ama böyle de bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu da İstanbul'un kimliğini siliyoruz. Yani ben sizin nasıl nüfus kağıdınızı alıp kimliğinizi yok ediyorsam, bu çalışmalarda İstanbul'u hem estetik olarak, hem güvenlik olarak, hem sosyolojik olarak, hem psikolojik olarak bitiriyor. Hocam son bir dakikamız falan kaldı ama şu soruyu sormadan kapatmak istemiyorum. Siz Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanısınız. Evet. İstanbul'a şu an baktığınızda 10 üzerinden kaç verirsiniz? Geçen gün yine sorduğuna 2. 2 verdim, 1,5'tan ama. 1,5'tan 2. Ne buçuk. Kadar acı, ne kadar acı bir gerçek. Yani çok acı. Yani ben diğer ülkelerden konuklar ağırlıyorum, hocalar. İşte en güzel yerlere görmesinler diye Nakkaştepe'ye götürüyorum, oradan Boğazı, işte köprüleri. Ama sonunda ağzımdan kaçıyor, bu şehrin %70'i kaçak diyorum. Adamlar anlamıyor. Nasıl diyorlar yani? Algılamakta güçlük. Hayır, evet, yani öyle bir şey. Yani %5 olabilir illegalite ama artık İstanbul imar ve şehircilik açısından bir illegalite merkezidir. Bütün dengeler yitirilmiştir. Ve bizim hesabımızı doğa bir şekilde bize
kesecektir. Fatura kademeli gelecektir. Çok büyük zararlar yaşanacaktır. Hocam süremizin sonuna geldik. Bu arkadaşlar yapmasınlar. Artık İstanbul'un genleriyle oynamayınız. Bakın elinizde kalacak diye buradan Cem TV ekranlarından sesleniyorum. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet, bugünlük Çevre Dosyası programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Salı günü buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Doksan altı.